göstermiş. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ, Gördes ilçesinde incelemelerde bulundu. Özdağ, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Mehmet İnci ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Mısır vermiş, pamuk vermiş, her şey var elhamdülillah. Yılda 3 defa ürün alıyoruz. Gördes'te ülke gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, özellikle HDP'li yöneticilere yönelik mesajlarıyla dikkat çekti. Kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağıyla, üniter yapısıyla uğraşırsa, Türkiye büyük bir devlet, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, biz burada 80 milyonuz, gereğini yapmaya devam edeceğiz, ondan da herkes emin olsun. Önce güvenliği sağlayacağız, kamu güvenliğini sağlayacağız. Özgürlük, bireysel özgürlüğü, evet, kim ne istiyorsa bu hakları vereceğiz, zaten verdik biliyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Ben şimdi HDP milletvekillerine o gün söyledim, sordum, ayağa kalktım. Ne istiyorsunuz? Kürtçe konuşmak serbest, yazmak serbest, televizyon serbest, Zazaca serbest, Soranice serbest, Koranice serbest. Türkiye'de seçmeli dersler oldu, üniversitelerde bölümler açtık. Daha ne istiyorsunuz siz, onu söyleyin. Özellik mi? Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bayrağımız yanında başka bir bayrak olmayacak. İstiklal Marşı'nın yanında Er Rakip'miş bilmem neymiş falan, başka bir İstiklal Marşı okunmayacak bu topraklarda. Bundan emin olsunlar herkes. Marksistleriniz fikirlerden vazgeçsinler. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ, ardından Gördes'e bağlı Fundacık Mahallesi'nde Çakmak ailesine ait bir tarlayı ziyaret edip, tarlada kurulan yer sofrasında yemek yiyerek patozla harman çekti. Gördes Barajı ile ilgili geçenlerde birileri spekülasyon yaptı. Bazı milletvekilleri, muhalefet partisi. Orada öyle barajın yapımında falan bir hata yok. Sadece belli bir yerde su kaçağı var. Onu tam olarak eğer her tarafını, bütün her tarafı kaçak var diye kabul eder ve kaplasaydık, doldursaydık çok pahalıya mal olacak. Şimdi kaçağın yerini tespit ettiler. Kayalık kısmı. Onu tespit ettiler. Önce boşalttık biz bunu Göl Marmara'ya. Göl Marmara'dan şimdi yeniden su tutmaya başlayacağız. Bir iki ay içerisinde her şey bitecek. Öyle muhalefet partisi milletvekilleri, efendim işte burada yanlış baraj yaptılar, yanlış dolgu yaptılar, yanlış işler yaptılar. Bunların yaptıkları işler yanlıştır gibi siyasetten, bu tür işlerden rant devşirmeye kalkıyorlar. Bunlar doğru değil. Biz bakın Manisa'ya 53 tane gölet yapıyoruz. Bunun 18'ini tamamladık. Geri kalan kısmını da 2015 2016 yılının sonuna kadar bitirmiş olacağız. İki de baraj bitti.